Mübteda haber konusunu işlemekteyiz. El-mübtede'u kısmani. Mübteda iki kısımdır. İkiye ayrılır. El-mübtede'u kısmani. Kısmani kelimesi merfu. Dolayısıyla zahir kelimesini kısmaniden bedel yapıp mecrur okumak mümkün olmayacaktır. Tek okuyuş biçimi o da zahirun ve muzmerun şeklinde olacaktır. Burada geçen mübtedâ kelimesi bizzat kendisi mübtedadır. İsmani kelimesi ise haberdir. Mübteda iki kısımdır, ikiye ayrılır. El evvelu zahirun, essani muzmerun, mahzuf mübtedadan haber yaparız. Zahir kelimesini de, muzmer kelimesini de. Veya kısmaniden bedel de yapabiliriz. Kısmani zaten merfu, zahirun, muzmerun bunlar da merfu okuruz ama bedel yaparak. İki şekilde de sonuçta zahir de, muzmer de merfu olarak okunmaktadır. El-mübtede'u kısmani, mübteda ikiye ayrılır. Zahirun ve muzmerun. Muzmer, zamir. Zahir, zamir olmayan şey demek. Zahir isim ve muzmer olarak, yani zamir olarak mübtedayı ikiye ayırıyoruz. Kale. Musannif şöyle demişti. El-mübtede'u kısmani, mübteda ikiye ayrılır. Zahirun ve muzmerun. Zahir ve zamir olarak. Zahir isim yani açık isim. Ve zamir olarak mübtedayı ikiye ayırabiliriz. Fezahiru zahir ma o şey ki tekaddeme. Zaten geçti zikruhu onun bahsi. Yukarıda geçen örneklerde zamir zaten zahiri idi. Zamir değildi. Bir sürü örnek işledik bir önceki derste. Onların tamamında da mübteda zamir değildir. Örnek vermek gerekirse el-Muhammedani Gaimani cümlesinde Muhammedani müptedadır. Zamir değil yani zahiri isim. El-Muhammedune Gaimune aynı şekilde. Muhammedune müpteda zahir isim. Gaimune haber. Ve benzeri. Vel-Muzmeru zamire gelince İsna-eşara zamir 12 tanedir. Yani müpteda olabilecek zamir çeşidi. 12 tanedir. Vehi onlar ene zamiri mübteda olur bundan. Ene gaimun ben ayaktayım. Ene nasirun ben yardım edeceğim gibi. Nahnu kelimesi mübteda olur. Ente, enti, entuma, entunne ve hüve zamiri, hiye, huma, hunne zamirleri. Bunlar mübteda olmaya elverişli zamirlerdir. Nahvu kavlike, senin şu sözün gibi. Şu an zamirleri sadece saydık. Bunu bir de cümle içerisinde kullanalım. Ene kaimun, ben kaimim, ben ayaktayım. Ene mübteda, kaimun haber. Mübteda nasıl mübteda? Muzmer, zamir yani. Ve nahnu biz kaimune. Ayakta olucuyuz. Ayaktayız. Nahnu mübtedadır, gaimune haberdir. Nahnu nasıl mübtedadır? Zamir yani muzmer çeşidi olarak mübtedadır. Zahiri isim değildir. Ve ma eşbehe zalike ve buna benzer diğer örnekler de verebilirsin yani. Ente gaimun diyebilirsin. Enti gaimetun diyebilirsin. Ve egulu ve ben şarih olarak şöyle demekteyim. Yenkasimu el-mübtede'u ila kısmeyni. Mübteda iki kısma ayrılmaktadır. El-evvelu birincisi nedir? El-zahiru zahir isimdir. Yani zamir olmayandır. Ve-sani mübtedanın ikinci kısmı el-muzmeru zamirdir. Ve kat şüphesiz ki sebaka geçti fi babil fa'ili fa'il bahsinde geçti bu konu. Sahife 129 diyor elimdeki baskıya göre sayfa 129'da bu konu geçti. Ne geçti? Ta'rifu kullin minez zahiri vel muzmeri zamir ve zamir olmayan yani zahiri olan ismin
Her birinin tarifi fail bahsinde geçmişti. Fail bahsinde ne geçmiş? Zamir nedir? Zahiri isim nedir? Bunların her birinin tarifi fail bahsinde geçmişti. Femisalül mübtedi'i ez-zahiri, zahiri mübtedanın misali. Muhammedun Resulullahi. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Sallallahu aleyhi ve sellem. Burada Muhammed kelimesi mübteda, Resulü kelimesi haberdir. Resulullah beraber haber değildir. Sadece Resul haber olmaktadır. Peki Muhammed kelimesi yani mübteda nasıl bir mübteda? Misal-ül mübtede-i ez-zahiri dedik zaten. Zahiri isim yani zamir olmayan mübtedaya örnek veriyorduk. Muhammed'in zamir olmadığı açık zaten. Ve Aişetu, Ayşe kimdir? Ümmül müminine, müminlerin annesidir. Aişetu mübtedadır. Ümmü kelimesi haberdir. Ümmül müminine haber olmaz. Ümmü haber olur. Ayşe mübteda dedik. Nasıl mübteda? Zamir değil. Yani zahiri isim olarak mübtedadır. Vel mübtede'ul muzmeru zamir olan mübtedaya gelince isna aşara lafzan. Bunlar 12 tane lafızdır. Yukarıda zaten verildi yani ene, nahnu, ente diye. Şimdi bunların her birinin cümledeki kullanımı. Yani her birine örnek verecek. El evvelu birincisi ene zamiri. Ene ne içindir? Lil mütekellimil vahidi. Yalnızca konuşan içindir. Konuşan tek kişi içindir. Nahu ene ben abdullahi. Allah'ın kuluyum. Ben Abdullah'ım. Ene mübteda abdu haber olur. Abdullahi haber olmaz. Abdu haberdir. Ene nasıl mübteda? Zamir olan mübteda. Lil mütekellimi el vahidi. Nefsi mütekellim vahde zamiridir. Mübtedadır. Sükun üzere mebni olduğu da açıktır. Vessani ikincisi mübteda olan, mübteda olmaya elverişli olan zamirlerin ikincisi nedir? Nahnu zamiridir. Nahnu ne içindir? Kim içindir? Lil mütekellimi, mütekellim yani konuşan kişi içindir. Cümleyi kuran kişi içindir. Öyle konuşan kişi ki bu el müteaddidi adetlenmiş yani birden fazla biz derken ben ve benden başkaları benden başka bir kişi veya benden başka 100 kişi 1000 kişi bir grubu da kastediyor olabilir. Ev veyahut da el vahidi yani lil mütekellim el vahidi konuşan tek kişi için de olur nahnu. Öyle tek kişi ki bu el muazzami yüceltiyor nefsehu nefsini kendini yüceltiyor yüksek görüyor. Nahnu nahvu örnek nahnu biz gaimune ayakta olanlarız. Burada nahnu mübtedadır. Nasıl mübteda? Zamir olan mübteda. Nahnu zamme üzere mebni bir zamirdir. Nahnu zamme üzere mebni zamirdir. Mahallen merfudur çünkü mübtedadır. Kaimune onun haberi. Şimdi burada nahnu kaimune biz ayaktayız. Biz ayakta olanlarız derken burada biz derken sadece kendini kastediyorsa o zaman muazzami nefsehu kendini yüceltiyor. Aslında tek ama biz diyor. Veya bu nahnu kuran kişi yani biz işte şöyleyiz böyleyiz diyen kişi kendisinden başka birilerini de kastediyorsa gerçekten de birden fazla kişi varsa ortada o zaman lil mütekellimi el müteaddi olur. Ve salisu üçüncüsü yani zamirlerden mübteda olmaya elverişli olan üçüncü örnek ente zamiridir. Ente lil muhatabi muhatap içindir. El müfredi el müzekkeri müfred müzekker muhatap içindir. Nahvu ente sen fahimun anlayıcısın, anlayışlısın, anlamaktasın. Ente burada mübteda fahim ise haberidir. Ente nasıl mübteda? Zamir olarak mübteda. Sonuç olarak mübteda zamir olabilir veya zamir olmayabilir. İkisi de mümkün.
Ente fetha üzere mebni bir zamirdir. Ve rabi'u dördüncüsü enti bir kadına hitaben sen lil mukhatabeti el müfredeti el müenneseti müfred müennes muhataba için olan enti zamiri de mübteda olabilir. Nahvu örnek enti sen mudiyetun itaat edicisin bir kadına hitaben enti sen mudiyetun itaat edicisin. Enti müptedadır, zamirdir. Mudiyatın onun haberi. Ve hamisu beşincisi entuma siz ikiniz. Entuma zamiri lil muhatabeyni. Müzekkerayni kana ev müenneseyni. Müzekker olsun, müennes olsunlar fark etmez. Muhatap içindir. Müzekker içinse muhatap dersin, müennes içinse muhataba dersin. İkisi içindir de yani ortak. Nahvu entuma siz ikiniz erkeklere hitaben. Kaimani ayaktasınız. Entuma siz ikiniz kadınlara hitaben. Kaimetani ayaktasınız. Tesni elifinin sağında T varsa kaimetani de olduğu gibi tesni elifinin sağında T varsa o kelime ne oluyor? Müennes oluyor. Tesni elifinin sağında T yoksa demek ki müzekker oluyor. Bu da ortaya çıkmış oldu. Ve sadisu 6. örnek entum zamiri. Li cem'i zukuri el muhatabine. Cem'i müzekker muhataba. Cem'i müzekker muhatap zamiri olan entum. Nahvu entum siz gaimun ayakta olucusunuz. Ve sabi'u yedincisi entunne li cem'il inasi el muhatabati cem'i müennes muhataba zamiri. Nahvu entunne sizler gaimatun ayaktasınız. Ve saminu sekizincisi hüve zamiridir. Hüve de lil gaibil müzekkeri müsved müzekker gaip içindir. Nahvu hüve o kişi artık Ali Veli hazirun gelicidir gelmektedir. Ve tasi'u dokuzuncu zamir hiye'dir. Lil müfradeti el gaibeti el müennesi müfred müennes gaibe için olan hiye zamiri. Nahvu hiye o kadın musafirat musafiratun yolcudur. Vel aşiru onuncusu huma zamiridir. Lil müsenna tesne içindir. El gaibi mutlaka. Mutlak olarak gaip için tesniye içindir. Mutlak olarak yani müzekkaran kâne ev müennesler. Müzekker için olsun, müennes için olsun fark etmez. Sonuçta huma tesniye içindir. Müzekkerde de müenneste de huma diye yazılır. Yazılmaktadır. Yazılışında bir değişiklik yok. Bu yüzden mutlakan dedi. Hani kapalı kaldı. Müzekkeran kâne ev müennes sen diye de açtı konuyu. Nahvu huma o ikisi o iki erkek kaimani kaimdirler. Huma o iki kadın kaimetani kaimdirler. Vel hadiye aşara 11. zamir hum zamiridir. Li cem'i zukurati. El gaibine. Li cem'i zukuri el gaibine. Cem'i müzekker gaib zamiridir. Hum zamiri. Benim kitapta burada zukurati yazmış ama yanlış yazılmış. Li cem'i zukuri olması lazım. Orada T var benim kitapta. Sizlerde de varsa silin. PDF'de doğrusu yazılmış. Li cem'i zukuri el gaibine. Cem'i müzekker gaib içindir. Nahvu. Hum gaimune. Onlar kaimdirler. Ve saniye aşara. 12. zamir. Hunne zamiridir. Hunne. Li cem'il inasi el gaibati. Cemi müennes gaibe için olan hınne zamiri. Nahvu hınne o kadınlar kaimatun kaimdirler.
Ve izâ kânel mübtede'u mübteda olunca nedir olunca? Zamiran zamir olunca. İnnehu o mübteda la yekûnu olmaz. İlla ancak barizen, bariz olur. Bariz zamir yani. Münfasılen ve münfasıl zamir. Bariz derken bariz. Barizin zıttı müstetir. Yani bariz gözle görebildiğin demektir. Açık. Türkçe'de de bariz kelimesi kullanılır. Yani gizli zamir değil. Bazen tahtından müstetir deriz. Mübteda o tür bir şey değildir. Mübteda eğer zamirse, zamir olacaksa bil ki o zamiri görebiliyor olman gerekir. Göremediğin bir zamir, müstetir diye adlandırdığın zamirden mübteda olmaz. La yekûnu olmaz, hüve o mübteda illa ancak barizen, bariz olur. Açık zamir olur, gizli değil. Munfasılen ve munfasıl olur, yani muttasıl zamir olmaz. Barizdir ve munfasıldır. Kema raeyte, deminden beri gördüğün gibi, diyor. Eksamul haberi, haberin kısımları var. Kısmun eksamun. Eksamul haberi, haberin kısımları. Kale, Musannif şöyle demişti. Vel haberu haber kısmani, iki kısımdır. İki kısımdan bedel veya birincisi. Müfredün müfrettir. Ve diğeri de gayru müfredin, gayri müfrettir. Yani haber iki kısımdır. Bir, müfrettir. İki, müfret değildir. Haber ya müfret olur ya da müfret olmaz. Alternatif yok. Fel müfredü, müfret nedir? Nahv örnek, Zeydun kaimun. Zeydun kaimundaki haber olan kaim kelimesi müfrede örnektir. Zeydun mübteda, kaimun haberdir. Nasıl haber? Müfret haber. Müfretten maksat ne? İleri de gelecek. Şimdi hızlıca bir söyleyelim. Gelecek yani. Bugünkü derste var o. İleride 3-5 satır sonra geliyor. Müfretten maksat nedir? Tesniye veya cemiinin zıttı değil yani. Tesniye olmamak, cemi olmamak bunu kastetmiyor. Müfret derken neyi kastetmiyor? Cümle olmamak ve şibhi cümle olmamak. Bir kelime cümlede ise veya şibhi cümlede ise ona müfret dersin. Hemen aşağıda gelecek zaten. Fel müfredü nahu zeydün kaimun dedik. Zeyd mübteda, kaim haber. Nasıl haber? Müfret haber. Geçtik. Gayrul müfredi erba'atu eşya'e. Gayri müfred olanlar erba'atu eşya. Dört tane şeydirler. Gayri müfred olan, yani müfred olmayan kısım dörde ayrılmaktadır. El carru vel mecruru. Car ve mecruru. Car yani harfi cer. El mecrur yani harfi cerrin cer ettiği kelime. Bu birinci madde. El carru vel mecruru. Bu madde bir. Erba'atü eşya'e demişti. Dört şey demişti. Birinci şey bu. İkincisi el zarfu zarftır. Haber zarf da olabilir. Car mecrur da olabilir yani. Üçüncüsü haber ne olabilir? El fi'lu ma'a fa'ilihi. Failiyle beraber fiil de olabilir. Dördüncüsü, sonuncusu erba'atü eşya demiştik. El mübtede'u ma'a haberihi, haberiyle beraber mübteda olabilir. Demek ki haberi ne yaparsın? Dörde ayırırsın. Haber evvela ikiye ayrılıyor. Müfret ve müfret olmayan. Müfretse açık zaten. Müfret değilse car mecrur olabilir. İki, zarf olabilir. Üç, fiil fail olabilir. Dört, mübteda haber olabilir. Nahvu kavlike, senin şu sözün gibi. Senin şu sözün bu konuya nedir? Örnektir. Buraları dikkatli anlamak gerekiyor. Gerçi hala ana ibaredeyiz. Daha önceden ana ibareyi de okumuştuk. Zeydün fiddari. Zeyd evdedir. Zeydün fiddar derken Zeyd ne olur? Mübteda olur. Fiddar bölümü ise haber olur. Nasıl haber? Car, mecrur. Fi harfi cerdir. Car diye de adlandırabilirsin. Eddari onun mecruru. Car, mecrur beraber nedirler? Haberdirler.
Nasıl bir haber? Car mecrur diyor da, car mecrur şibih cümle başlığının altında bir maddedir. Yani burada tam biraz daha parçalı bakılmış. Daha genel olarak bakmak gerekirse haberi ne yaparsın? Bir haber yazarsın başa. Sonra haberi ikiye ayırırsın. Bir sağ ok, bir sol ok. Sağ tarafa diyebilirsin ki müfret haber. Müfret. Sol tarafa müfret olmayan dersin. Tamam, buraya kadar aynı. Müfret olmayan da kendi içerisinde dört tane şeydir işte. Dörde ayrılır. Madde bir, şibih cümle. Şibih cümle olabilir. Şibih cümleyi de kendi içerisinde ayırabilirsin. Nedir o? Car mecrur. Şibih cümledir. İkincisi zarftır. Bunlar nedir? Şibih cümlenin parçası. Müfret olmayan madde bir şibih cümle olabilir. Şibih cümleden kasıt bir car ve mecruru, iki zarf. Müfret olmayanın ikinci maddesi nedir? İsim cümlesi olabilir. Madde 3 şiir cümlesi olabilir. Demek ki haberi ne yapıyorsun? Haber müfret olabilir. Müfretse tamam. Ya müfret değilse? O zaman şibih cümle olabilir, isim cümle olabilir, bir de fiil cümlesi. Tekrar edelim. Haber ya müfrettir ya müfret değildir. Müfretse açık. Müfret değilse ne olabilir? Şibih cümle olabilir, isim cümlesi olabilir, fiil cümlesi olabilir. İsim cümlesiyle fiil cümlesi zaten ortada olan bir şey. Şibih cümle derken, yani cümle benzeri, cümleye benzeyen demektir. Ama ne kastediliyor? Şibih cümlesi A ve B maddesinden oluşur. A maddesi car ve mecrura şibih cümle dersin. B maddesi zarfa da şibih cümle dersin. Genel bakış böyle. Kitapta biraz daha farklı bakış açısı yapmış. Yani aynı şey de kategorize etme tarzında bir farklılık var sadece. Yoksa tamamıyla aynıdır. Zeydün fiddari, Zeydün mübteda fiddari haberdir. Nasıl haber? Car mecrur. Car mecrur neyin parçası? Şibih cümlenin bir parçası. İkinci örnek. Zeydün indeke. Zeyd senin yanındadır. Zeydün mübteda indeke'deki. İnde nedir? Haberdir. Nasıl haber? Zarf. Zarf neyin parçası? Şibih cümlenin B maddesi. Bir maddesidir yani. Zeydün kame ebuhu. Zeydün mübtedadır. Kame ebuhu onun haberi. Neyin haberi? Zeyd kelimesinin haberi. Nasıl haber? Fiil cümlesi olarak haber. Kame bu fiil cümlesinde evet. Kame, kâne, bâ bildiğimiz mazi fiildir. Faili ebu kelimesidir. İşte fiil, fail birlikte bir fiil cümlesi olup Zeyd müptedasının haberi olmaktadır. Bunu birkaç defa söylemiştik zaten konusu gelmeden önce de. Ve Zeydün cariyetuhu zahibe. Zeydün müptedadır. Haberi ne? Haberi şu cümle. Cariyetuhu zahibetun. Burası bir isim cümlesi öyle değil mi? Cariyetuhu onun cariyesi. Bu müptedadır. Onun cariyesi nedir? Zahibetun gidicidir. Demek ki Zeyd müptedasının haberi neden oluşuyor? Müpteda ve haberden oluşuyor. Yani isim cümlesi. Biz buraya ne diyoruz? Cümleyi kübra diyoruz. Bir müptedanın haberi müpteda ve haberden oluşuyorsa veya fiil failden oluşuyorsa ona cümleyi kübra demekteyiz. Cümleler cümleyi kübra ve cümleyi sugra olarak da ikiye ayrılmaktadır. Yani sadece isim cümlesi, fiil cümlesi diye bir şey yok. Cümleyi kübra, cümleyi sugra da var. Zeydün mübteda haberi ne? Cariyetuhu zahibetun isim cümlesi bir bütün olarak sadece cariye değil, sadece zahibe değil, birlikte bir isim cümlesi olarak Zeyd mübtedasının haberi olmaktadır. Ve egulu ve ben şöyle derim. Yani ana madde bitti artık şerh bölümüne geldik. Ve egulu ve ben şöyle derim. Yenkasimu el haberu ila kısmeyni. Haber iki kısma ayrılmaktadır. El evvelu haberun müfredun. Birincisi müfred haberdir. Ve sani haberun gayru müfredin. İkincisi müfred olmayan haberdir.
Vel muradu bil müfredi. Müfretten maksat huna burada müfred ile kast edilen şey ma o şeydir ki leyse cümleten cümle olmayan şeydir. Vela şebihen ve benzemeyen şeydir bil cümleti cümleye. Yani şibhi cümle olmamak ve cümle olmamaktır. Müfretten maksat ne? Cümle olmamak. Cümle olmamak derken isim cümlesi ve fiil cümlesi olmamayı kastediyorum. Vela şebihen bil cümleti. Cümleye de benzememek. Yani şibih cümle olmamaktır. Şibih cümle nedir? Şibih cümle harfi cer ve mecruru ve zarftır. Demek ki müfret nedir? İsim cümlesi olmayan, fiil cümlesi olmayan, zarf olmayan, harfi cer ve mecruru olmayan ve bu şekilde haber olan, bunların hiçbiri olmaksızın haber olan kelimeye müfret dersin. Nahve örnek gaimun kelimesi. Nerede ki gaimun? Min kavlike, senin sözünde geçen gaimun. Muhammedun kaimun, Muhammed kaimdir. Muhammed müpteda, kaimun haber. Nasıl haber? Müfret haber. Müfretten maksat tesniye cemi olmamak değil. Mesela Muhammedani kaimani. Tahtaya diyelim ki bunu yazdık biz. Muhammedani kaimani. Nasıl haber? Tesniye haber diyemezsin. Hala o kaimani kelimesi müfret haberdir. Muhammedune kaimune. Kaimune nedir? Müfret haberdir. Ha, kelime olarak sarf bakımından evet. Cemi bir kelime. Ama haber çeşidi olarak müfrettir. Neden? Gaimun isim cümlesi olmaz, fiil cümlesi olmaz, başka şibih cümle de olamaz. Yani şibih cümle olamaz derken gaimune harfi cer ve mecrur mu? Yo, zarf mı? Yo. Demek ki müfret haber. Ve gayrul müfredi, müfret olmayış, müfredin dışındaki haber de nev'an iki kısımdır. Cümletun ve şibhu cümletun. Bir kelime, yani bir haber müfret değilse cümledir veya şibih cümledir. Ve cümletu nev'ani. Cümle iki nevidir. Cümletun ismiyetun ve cümletun fi'liyetun. Fiil cümlesi ve isim cümlesi olarak cümleyi ikiye ayırmaktayız. Fel cümletur ismiyetun. İsim cümlesi nedir? Hiye o. İsim cümlesi ma. Öyle bir cümle ki o. Teellefet, oluştu, meydana geldi. Min mübtedein ve haberin. Mübteda ve haberden meydana gelen o yapıya, o cümleye isim cümlesi demekteyiz. Nahvu, Ebuhu Kerimun gibi. Nerede ki Ebuhu Kerimun? Min kavrike, seninki cümlende geçen Ebuhu Kerimun. Muhammedun, Muhammed kimdir, nedir? Ebuhu, onun babasıdır. Onun babası Kerim'in Kerim'dir. Onun babası Kerim'in Kerim'dir. Yani babası Kerim olandır. Cömert olandır. Burada Muhammed kelimesi müptedadır. Ebuhu Kerim'un birlikte isim cümlesi olarak Muhammed kelimesinin haber olmakta. Nitekim Ebuhu Kerim'un da müpteda haberden oluşuyor. Öyle değil mi? Ebu müptedadır. Hu muzafun ileyh. Ebu müpteda. Kerimun haber. Ebuhu onun babası nedir? Kerimun Kerim'dir. Ebuhu müpteda değil. Ebu müpteda. Hu muzafun ile Kerimun haber. İşte bu Ebu müptedası Kerimun haberi birlikte ne olur? İsim cümlesi olur. İşte bu cümle olarak Ebuhu Kerimun bir bütün olarak Muhammed müptedasının haberi olmakta. Yani Muhammed'in haberi Ebuhu değildir. Kerimun da değildir. Ebuhu Kerimun birlikte cümle olarak onun haberi olmaktadır. Buna ne diyoruz? Cümle-i kübra. Çünkü haber bir cümleden oluşmuştur. Vel cümletul fi'liyetu. Fiil cümlesine geldik. Ma öyle bir cümle ki o teellefet meydana geldi. Min fi'lin ve fa'ilin. Fiil ve failden oluşan şeye fiil cümlesi dersin. Ev veyahut da fiil ve naibihi, failin naibi. Fiil ve failin naibinden, yani naib-i failden oluşan. Fiil artı naib-i failden oluşan şeye de fiil cümlesi denir. Demek ki fiil cümlesi ikidir. Bir, fiil artı fail. İki, fiil artı naib-i fail. Bunlara fiil cümlesi dersin. Nahvu, safara ebuhu. Bu min kavrike. Senin cümlende geçen safara ebu.
Muhammedun, Muhammed kimdir? Safera yolculuk edendir. Kendisi mi? Hayır, Ebu onun babası. Babası yolculuk edendir. Yola çıkandır. Muhammed kelimesi burada müptedâ olur. Safera fiildir. Ebu fail ve muzaf. Hu muzafın ile. Şimdi Muhammed müptedâ, haberi nerede? Safera haber. Safera haber olmaz. Ebuhu haber. Ebuhu da haber olmaz. Safera Ebuhu birlikte bir cümle olarak Muhammed müptedasının haberi olmaktadır. Muhammed müpteda, safera fiil, Ebu fail ve muzaf, hı muzafın ile fiil, fail birlikte bir fiil cümlesi olarak Muhammed müptedasının haberi olmaktadır. Muhammedun safera Ebuhu bu şekilde meydana geldi. Ve nahvu yuzrabu zarabe yazribu yuzrabu vurulur dövülür gulamuhu onun kölesi. Meçhul fiili yuzrabu gulamuhu onun naibu faili. Nahvu bu da örnektir diyor. Min kavlike senin sözünde geçen yuzrabu gulamuhu. Halidun Halid yuzrabu dövülür gulamuhu Halid'in kölesi dövülür. Yani Halid kölesi dövülendir. Halidun müptedâ olur. Haber nerede? Haber yuzrabu gulamuhu. Yuzrabu meçhul fiil, gulam onun naibi faili ve muzaf hu muzafun ilektir. Fenşa et kâne el haberu haber olursa cümleten cümle olursa ve bu durumda la budde muhakkak ki gerekir lehu o haber için ne gerekir ne zorunlu olur. Min râbidin bir bağlaç zorunlu olur. Öyle bağlaç ki yerbudu dönüyor hu habere. Habere dönüyor. Haberi bağlıyor. Neyle beraber bağlıyor? Bir müptedeyi haberle beraber müptedayla beraber bağlıyor. Yani haber cümle ise onun müptedayı ile ilişkisini ortaya koyacak bir bağlaca gerek vardır. Yoksa alakasız cümleymiş gibi durur. Alakasız olmadığı müptedayı ile ilişkisinin olduğunu ispat edecek bir rabıda, bir bağlaça gerek vardır. Bu bağlaç neyiniz? İmma ya zamirun, ya bu bir zamirdir. Öyle zamir ki yaudu, ade yaudu dönüyor. Hüve o zamir dönüyor. Nereye dönüyor? İlel müptedeyi müptedaya dönüyor. Kema semi'te semi'ti. Deminden beri duyduğun gibi diyor. Örneklerde bunu duyuyorsun zaten. Cümle olanlara bakalım. El cümletül ismiyeti. Oradan beri bakalım gerçekten öyle mi? Muhammedun ebuhu kerimun. Ebuhu da hu zamiri var. Öyle değil mi? Haberle müptedayı birbirine bağlamaktadır. Bu bağlaç ne olur? Müptedaya dönen bir zamir var dedik. Deminden beri duyduğun gibi dedik. Muhammedun müpteda, Ebuhu kerimun, Ebuhu. Oradaki hu rabıt ya. Zamirdir, bağlaçtır. Başka? El cümletül fiiliyetu'ya bakıyoruz. Muhammedun safara Ebuhu. Ebuhu yine zamir var. Yuzrabu gulamuhu yine zamir var. Onlar da olduğu gibi zamir olabilir. Ve imma ya da bu rabıt dediğimiz bu bağlaç dediğim şey ne olabilir? İsmu işaretin ya da bu bir ismi işaret olabilir. Zamir olması zorunlu değil. Nahvu örnek. Muhammedun. Muhammed müpteda. Muhammed nedir? Kimdir? Hâdâ raculun kerîmun. Şu cömert adamdır. Muhammed kimdir? Hâdâ işte şu Muhammed raculun kerîmun. Cömert bir adamdır. Muhammed müpteda, hada da müpteda. Racul onun sıfatı kerimun haber. Yani hada kerimun müpteda haberdir. Birlikte isim cümlesi olup Muhammed müptedasının haberi olmakta. Tekrar edelim. Muhammed müpteda, hada da müpteda. Racul sıfat kerim haber. Muhammed müptedasının haberi nedir? Hada değildir. Racul de değil, kerim de değil. Bu hepsi beraber. Hâdâ racülün kerim. Birlikte bir isim cümlesi olarak Muhammed kelimesinin haberi olmaktadır. Görüldüğü üzere hâdâ ismi işareti an itibariyle rabıtlık görevi görmektedir. Ve şibhül cümleti. Bir de şibhi cümle vardı. Cümleleri anlatıyordu. İsim cümlesini anlattı. Fiil cümlesini anlattı. Sıra şibhül cümleti. Nev'ani eyzan. Aynı şekilde şibih cümle de iki kısma ayrılmaktadır.
El evvelu, el carru vel mecruru. Car ve mecrur. Car harfi cer yani. El mecrur onun cer ettiği kelime. Nahv örnek. Fil mescidi tabiri buna örnektir. Neredeki fil mescidi tabiri buna örnek oluyor? Min kavrike, senin şu cümlede geçen. Aliyun Ali nerededir? Fil mescidi mescittedir. Aliyun mübteda, fil mescidi haber olur. Nasıl haber? Şibhi cümle. Neden? Car ve mecrur var. Car mecrura şibhi cümle diyoruz. Cümle benzeri. Fi harfi cer el mescidi onun mecruru. Ve sani ikincisi el zarfu zarftır. Zarf da şibhi cümlenin diğer maddesini teşkil eder. Zaten dersin başlarında bunu anlatmıştık. Nahv örnek. Fevkal usni. Dalın üzerinde. Dalın üstünde. Min kavlike. Senin şu cümlede geçen. El dairatu. Kuş nerededir? Fevkal usni. Dalın üzerindedir. El dairatu. Müptedadır. Fevkal usni. Haber olmaktadır. Nasıl haber? Zarf yani. Fevk. Burada bir zarftır. Zarfları biliyoruz. Zaman zarfı ve mekan zarfı olarak ikiye ayırmıştık. Fevka, üstünde, üzerinde bu bir zaman değil, mekandır. Mekan zarfı olarak burada bulunuyor. Ve min zalike ta'lemu. Min zalike böylece ta'lemu sen anlıyorsun artık. Ennel habera şüphesiz ki haber ale tafsili tafsil üzere hamsetu envain beş nevidir. Haberin beş nevi olduğunu artık sen anladın. Bunlar nedir? Müfredün, müfret olabilir. Müfret derken tesneyi cimrinin zıttı değil demiştik. Cümle ve şibhi cümlenin zıttına müfret demekteyiz. Ve cümletun fiiliyetun ve fiil cümlesi olabilir haber. Ve cümletun ismiyetun ve isim cümlesi de olabilir. Ve carun ma'a mecrurihi. Mecrur ile beraber car yani harfi cer de olabilir. Ve zarfun ve zarf da olabilir haber. Böylece bu iki konuyu tamamlamış olduk.